Fibromiyalji tedavisinde birinci basamak hasta eğitimidir. Özellikle hastalara ağrıların çok şiddetli olabileceği ama bunun yaşamı tehdit etmediği, sakatlık bırakmadığı mutlaka ayrıntılı olarak anlatılmalıdır. Bunun dışında hastalara yapabileceğimiz tedaviler ilaç tedavileri, fizik tedavi ve egzersiz tedavileri olarak özetlenebilir. İlaç tedavilerinde klasik ağrı kesiciler fibromiyaljide etkili olmuyor. Bu hastalıkta daha farklı ilaç gruplarını kullanmamız gerekiyor. Bunların arasında antidepresanları sayabiliyoruz. Bunları kullanmaktaki birinci amacımız uyku bozukluklarını düzenlemek, stres faktörünü elimine etmek. Bunun dışında yine son yıllarda nöropatik ağrı tedavisinde kullanılan çeşitli ağrılarda fibromiyaljide oldukça etkili bulunmuştur. Fizik tedavi yöntemlerinden yararlanabiliyoruz. Bunlar yüzeyel veya derin sıcak uygulamaları olabilir. Bunun dışında lazer, ultrason, TENS gibi cihazlardan yararlanabiliriz. Ama egzersiz yine fibromiyalji tedavisinin vazgeçilmez bir parçasıdır. Özellikle aerobik egzersizler yapmasını istiyoruz hastalarımızın. Aerobik egzersizler arasında en kolay yapılabileni yürüme ve yüzme olarak sayılabilir. Bunlar hem omurga sağlığımızı korumak açısından hem de fibromiyaljiye bağlı ağrıları azaltmak açısından oldukça yararlı. Ama eğer duruş bozukluğu da eşlik ediyorsa mutlaka postür egzersizleri, boyun ve sırt egzersizleri tedavimize ilave edilmeli. Ama son yıllarda bunlara ilave olarak söyleyebileceğim tai chi, pilates ve yoga yine fibromiyaljide etkili bulunan egzersizler arasında sayılabilir.